Herkese merhaba arkadaşlar. Video bakalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? CG ile geziyoruz. Zaten CG videolarını izlediğinizi tahmin ediyorum. Mehmet ben gidiyorum. Allah'a emanet. Otele biraz mahalle içinde turlayalım. Özlediğiniz bir video olduğunu düşünüyorum. Teker serbest mi? Aynı zamanda benim de özlediğim bir video stili. CG ile video. Tabi motora da alışık değilim. Ayrıca motor da bana alışık değil. Çünkü düzenli kullandığım motor değil. Her şeyine hakim değilim. Direksiyonu falan garip, frenleri. Hani alışık olmadığım zaman her şey istediğim gibi gitmiyor. Ya da istediğim zaman aynı hareketi yapıp makasını da esersin atamıyorum arkadaşlar. O yüzden çok fazla deli dumbul gibi kullanacağımı sanmıyorum. Yani o eski CG videolarındaki gibi. Hem kas kafama çok büyük, kastan yana da bir sıkıntım var. Görüş açımı da engelliyor. Ama motorumuzdan bahsedelim. Bu video içinde herkes daha önceki videoları izlememiştir. Motor 50'lik ama 150 çıkıştı. Araro CG 2012 model, 2022 model pardon. Rodajı düzgün yapılmış. Güzel bir motor. Gidiş olarak çok hoşuma gidiyor benim. Keşke şu anahtarı Mehmet'e bıraksaydık, cebimde beni uyuz etti ya. Düşecek gibi geliyor. Tekere mekere kalktığımda bir şey oldu. Motorun arka lastiği patlatma huyu çok. O yüzden çok fazla hızlı gidip de çukurlara sert sürt girmeyeceğim. Ama yine de agresif kullanma stilimiz, ara gaz stilimiz. Yani o özlediğiniz ara gaz stilini sıra tutturup yakalatacağım arkadaşlar. Umarım iyi bir video olur. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Havada birazcık rüzgarlı. O yüzden sesim de net gelmeyebilir. Motorun eksikliğini her zaman duyabilirsiniz. Motoru da detaylı göstermedim. Onu da video sonunda gösterimini sağlarız. Bu arabanın tamponu niye böyle acaba? Şuraya da girmeyedik iyiydi. Cidden kafama çok büyük. Bir yandan video kontrol ediyorum. Yollar da çok bozuk ya. Bir video kontrol edeceğim. Ya bu kabı kapamak çok büyük bir kask ya. Öne kaldırıyorum da kafamdan geri düşüyor kask. Tekere kalktıktan sonra. İnsanları ve araba kullanış stilleri.
değilim dediğim gibi. Mesela bir de istediğim etkileşimi yakalayamadım. Bir de şu gaz kolunu görüyor musunuz? Bir dakika. Gaz koluna bak. Ayı yok. Mesela şu an kafamda kask olmasa bile şurayı sollamaya cesaret edemem ama kask görüş açım o kadar kapatıyor ki. Kask önüme geliyor, lanet olsun. Yoksa çok güzel tekere kaldırıp en azından kendimi de geniş, yani geliştirmek adına güzel ayar tutup gidebileceğim. Mesela bak. Motora falan güvensem ben. Kasta açımı çok engelliyor ya. İstediğim gibi kullanamadım şu an motoru. Evet, şimdi kursağımda kaldı yani motoru. Bilmiyorum, videoda gördünüz mü de tekerdeyken bu açıldı yine böyle. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Ayarı tuttuk mu gidebiliyoruz. Ama ayarı tutturamadık mı? Maalesef. Birader. Yok, o aniden oldu da. Bir daha kullanamıyorum motoru ya. Niye? Kanka, bir kas kafama çok büyük geliyor. Evet, hak ediyorum. Yani kasip bir atmış. Şey yapsam ha? Kasip atmış. Bir daha videoda izle, bir daha 5 km hızla geçiyorum çukurlardan ya. Bas motorla ben bu kadar geçtim hatırlıyorum. Bir de şu çok ya. O çıkıyor, evet. Şimdi açtı yine. Şimdi açtı burada kaldırırken tekerde yine. Açtım baktım video, dedim bu tarafa dayayım mı? Motor çok güzel gidiyor ya. Bir der tam istediğim tarz yani, böyle direkt önü yüklen, ver ayarı gitsin. Kapalı. Yok.
Ama işte kullanamıyorum. Bir şu an kastan ben videodan dolayı. Şunu bir nebze hallederim kendi kafamda. Kaldırırken diyorum elimi ittiriyorum da. Şu kask var ya bak kafamda böyle böyle. Tamam, bir telefon yok. Benim telefonu da çekmem lazım. Şu kask kafamla oynadığı için çok rahatsız ediyor beni. Bir de şu anahtarı al. Bir tur da atıp geliyorum ben ya. Cem'den düşüyor, kokusu var bende öyle. Gidecek yer de bulamıyorum. Gidiyorum oradan dönüyorum, oradan geri geliyorum. Evet ya, öyle bir hata yaptık. Ama yavaş girdim, hızlı girmedim. Mecbur her yer suydu, geri dönemezdim. Arkadaşlar bir de ben de bu yeni bilgi öğrendim. Ben motorun elektrik tesisatına sorun var sanıyordum. Bütün aralar böyleymiş. Motor fitesteyken çalışmıyor. Biraz hareket ettiriyoruz, sonra bir daha boşaltıyoruz. Sonra fren. Tek marşı var hadi başlamadım. Rezil olduk ama. Ha oldu. Nasıl kaldırdım ama? Neyse ben gidiyorum. Kaldırdık da o abla oradan çıkınca ben çok korktum ya. Ayarı güzel tutturduk. Sente'ye güzel geliyor motor. Yani Sente dediğim motor dediğim gibi 50'lik arkadaşlar ama 150'lik olduğu için hani harbiden yiyor. Gazı çok güzel yiyor. Şu gaz kolu olmasa bir de motorla ben 1-2 gün geçsem motor tek teker makinesi yani. Bildiğini al götür. Tek tekerde götür. Kafamdan düşmese kapatacağım, gideceğim. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi bu düz yolda biraz kapatayım motoru diyorum. Biraz da size o torkunu gösterelim. Lakin kas yemin ederim kafamda deli gibi oynuyor ya. Çok o kadar değildi ya. Oh! Beni bitirdi bu kas ya. Bak yine açtı bura. Arkadan gelen yok. Neyse denemeyeceğim.
Havada çok fazla rüzgar var. Bir, bu motorun gidişine engel şu an. Hafif çünkü zaten CG. İkincisi, yani bu biraz sağır kalmış. 4 ile 5 lift test yani. Özellikle 4. 5 zaten her CG'de hemen hemen. Şey de, yani 5 sağır kalmış motorda. Bu da hep mahalle arasında kullanıldığı, hiç uzun yola gidilmediği için 3000 km düşen motor. Bu açılır aslında. Ben AOY'de açmıştım bunu. Yağ bakımı yaptım, onu bunu yaptım. Sesim de net geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Ama ben AOY'de normalde 110'u geçmeyen motor en son 140'lara 145'lere dayanıyordu artık. Yüzük orijinal halindeyken. Bilmiyorum, bu da yapılabilir bir şey. Yapılamaz değil. Ama hiç uzun yol etmemiş. Hep mahalle arasında. Motorun 1-2-3 çok seri, çok güzel. 5 sağır. Ama yine de rampa yukarı çok güzel çıktı. Yani 110-120 aralığında bayağı iyi çıktı. Bir de rüzgarı sesinden de anlıyorsunuzdur. Ya da motorun oynamasından. İnce lastik var. Çok sallıyor motoru. Yüksek ıslarda. CG kullanmayı da özlemişim yani harbiden. Bu patlatmıyor. Şöyle videomuzu kapanışında tek tekerle yapalım. Bu yolda güzel kaldırıyoruz. Selam abi. Aleykümselam abi. Berk Çakmak. Evet abi. Sana Tayran'ın beri bir saattir arattırıyor bu arada. Yapma ya abi. Şerefsizim. Zaten evde senden başka bir video istemiyor. Yapma ya abi. Merhaba. Zat Berk abi. Ne haber, nasılsın? Ben de şu an videodayım. Yoksa videosu çekiyordun. Var, video da çıkıyor şimdi.
Evet. Adı ne? Tam bir fanatik. Egemen. Şerefe bir satır dolanıyor. Dedi yukarı çıkart. Geldiği yerleri bulalım. Çıkıyor baba. Aha. Berk abi. Arkandan zar zor geldik. Vay be. Al Berk abini gördün işte. Konuşsana. Ne yapmak istersin? Gel fotoğraf çekelim. Vallahi çekeyim. Hadi, gel. Videoya el sallıyor ilk önce. Gel bakalım. Şeyi aç da diyor, ben onun evini bulacağım diyor. Bulmaz sahneyim. Tamam haydi, gördün belki o bile. Sık elini. Hadi, hadi bakalım Egemen, görüşürüz. Ben zaten burada oturayım, billahi bir gün yine denk geliriz. Aynen. Ya biz de oturuyoruz zaten, aynı mahallenin çocuğu. Biz de oradayız zaten. Hadi bin. Gördün Berk abini. Hadi bakalım, görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Yüz güldürüyor böyle şeyler. Güzel tabii ki. Buyur abi. Adam nasıl korktu lan? İlhamın babası. Hadi. Adam niye durdurdu beni orada motorcu? O kimdi? Oğlu beni görmüş motorla gezerken. He. Demiş baba Berk abi gezice gidelim onu bulalım. Adam da beni arıyormuş. Allah çarpsın videoda şimdi. Sen motor kaldırmayı biliyormuşsun ha. Ne? Sen motor kaldırmayı biliyormuşsun. Evet oğlum. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Çok mu güzel? Ya benim hoşuma gidiyor. Ben zaten videoda da söyledim. Sadece motorun uzun kilometreleri biraz kilometre yapmadığı için motorun 4 ve 5 saat. Yoksa 1-2-3 cidden çok güzel. Ara sokaklarda fazlasız yaptığımız için. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Kanala abone olmayı, like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Dengelemeye çalışıyorum araba ve motor videolarını. Siz de elinizden geleni ardına koymayın. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.